Geleceğin bilim insanlarının yetişmesi amacıyla Şehit Kamil Belediyesi tarafından hizmete sunulan Bilim Şehit Kamil'de 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı dönemi ile birlikte atölye eğitimleri başladı. Çocukların bilime olan ilgisini artırmak, sevdirmek ve bilimsel konularla ilgili farkındalık oluşturmayı hedefleyen Bilim Şehit Kamil'den bu yılda on binlerce öğrenci yararlanacak. Siyah boya bir tane versen. Burada yok. Yok. Ben sizin bir gezegeniniz olsaydı gezegeninizin ismi ne olurdu? Tamamen siz hayal ediyorsunuz. Burada söylüyorum. Mesela gezegeniniz ismi. Gezegeninde kullandığın araç ne olması ister? Bilim Şehit Kamil 2020 yılında açıldı. Teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle yürümekte ve milli teknoloji hamlesini desteklemektedir. Yeni eğitim dönemiyle beraber atölye eğitimlerimiz başlamıştır. 5 tane atölyemiz bulunmakta. Doğa, tasarım, matematik, teknoloji, bir de astronomi atölyesi. Bu atölyelerimizde 6-14 yaş öğrencileri faydalanmaktadır. Buraya gelen çocuklarımız, öğrencilerimiz bilime olan merakını artırıyoruz. Keşfetmelerini sağlıyoruz. 3 yıllık bir eğitim sürecinde 94 bin öğrenci atölye eğitimlerimizden faydalanmıştır. Bu da yıllık 30 bin öğrenciye tekabül etmektedir. Biz bu sayıda artırmayı hedefliyoruz. Böyle bir imkanı, fırsatı veren belediyemize ve belediye başkanımıza teşekkür ederim. Şehit Kamil Bilim Merkezi'ne çocuklarım hem eğlensin, okul ortamından farklı bir ortam görsünler, bilime yönelsinler, Teknofest'in ne işe yaradığını, ileride deney yap sınavına girecekler, deney yap sınavında kazandıktan sonra nasıl bir ortamda eğitim alacaklarını görsün diye Şehit Kamil Bilim Merkezi'ne getirdim çocukları. Çocukları etkinlik yaparken gözlemledim. Yüzleri çok gülüyordu, mutlulardı, güzel etkinlikler yaptı. Çocuklara faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım devamı gelir, bir daha çocukları buraya getirme fırsatı bulurum. Önce matematik atölyesinde açılar ve Cahit Arf'ı öğrendik. Ardından açılarla ilgili pipetlerle bazı şekiller yaptık. Orada hangi dik açımı, yatay açımı bunları öğrendik. Sonrasında uzay ve hava biliminde öğretmen önce uzayla ilgili bir tane video izletti. Sonrasında video ile ilgili böyle bir tane kağıt verdi. Onları cevaplamamızı istedi. Yaratıcılıkla ilgili. Cevapladıktan sonra sonrasında bize bir hikaye anlattı. Hikayeden sonra işte hikaye ile ilgili ne anlatacağını söyledi. Ben büyüyünce makine mühendisi ya da doktor olmak istiyorum. Burası bence güzel bir yer. Makine mühendisi olmak istediğim için matematik bölümü beni sevindirdi. Bence burası bana biraz katkı kattı.